Dünya Karakulak Türkleri Birliği adına gazilerimizi gittik, ziyaret ettik. Zafer gazilerimizi özellikle belirtmek istiyorum buradan. Zafer gazisi daha önemli bir ünvan. Minnettarlığımızı bildirdik onlara. Neticede toprak için, bayrak için savaşan ve kanlarını döken ki Türklerin bu kadim anlayışıdır. Türklük olduğundan beri toprağı biz her zaman kanla, canla almışız, bir bedel ödemişiz. Azerbaycanlı kahraman kardeşlerimiz de burada bu bedeli ödeyip akabinde Türkiye'de rehabilite olmak için gelmişler. Sizin de dediğiniz gibi. Romatem Rehabilitasyon Merkezi'nde bu 14 tane Zafer Gazisi kardeşlerimiz. Gittiğimizde gerçekten ben orada başhekime, diğer görevlilere de çok teşekkür ettim. Gazilerimiz çok rahat, çok iyi bir ortamdalar. Tedavileri çok iyi gidiyor. Yani geldiklerinden beri çok önemli bir ivme kaydedilmiş sağlıkları açısından. Moralleri çok güzel. Hem biz hem Bursa'da şehrimizde yaşayan diğer dernekler olsun, işte kuruluşlar olsun, yerel yönetimler olsun sürekli gazilerimize moral motivasyon ziyaretinde bulunuyorlar. Bunları biz tabii borcumuz olarak görüyoruz. Tabii ki bunları yapmamız gerekiyor. Gerektiğine de inandığımız için dün önemli bir görüşme yaptık. Önemli bir günde önemli bir görüşme ziyaretti bu. Biliyorsunuz 19 Mayıs'ın yıl dönümüydü. Gazilerimizle hemhal olduk. Kendilerine Sayın Genel Başkanımız Erkan Koçalı'nın direktifiyle yaptırmış olduğumuz minnettarlık plaketlerimizi takdim ettik. Çiçeğimizi sunduk. Güzel muhabbet yaptık. İstişarelerde bulunduk. Tanıştık. Bazı gazilerimiz gönüllüydü. Bazı gazilerimiz asker kökenliydi. Hepsiyle tanıştık. Tabii bu ziyaretlerimiz devam edecek. İleriki günlerde kendilerine moral geceleri düzenlemeyi konuştuk, istişare ettik. Belki bir deniz tekne turu olabilir. Onlarla sürekli biz burada ilgileneceğiz. Başta da dediğim gibi bu bizim onlara olan borcumuzdur. Güzel bir gündü, güzel bir ziyaretti diyebilirim. Hastane yönetimiyle görüşmemiz sonucu edindiğimiz bilgileri de aktarayım ben size. Tabii gazilerimizin hepsinin durumu aynı değil. Buradaki sağlıkçı arkadaşlarımız, personel, ekip bunların tamamıyla sağlıklarına kavuşmaları adına ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz bunları yakından gördük. Ama takdir edersiniz ki bazı durumlarda eskiye dönüşü mümkün olması mümkün değil. Ama onları da en iyi yere getirebilmek adına ellerinden geleni yapıyor. Dolayısıyla gazilerimizin hepsinin takvimi aynı değil. Tedavileri de farklı çünkü. İyileşenler, yürüyenleri gördüm. Bir kısmı tekerlekli sandalyede hala. Rehabilitasyon merkezi olduğu için o tür gazilerimiz orada bulunuyorlar. Ama bu süreç devam edecek. Yani hem Azerbaycan hükümetinin, silahlı kuvvetlerinin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak bu projesi bu. İyileşen gidecek, daha sonra diğerleri gelecek. Biz bir tek Bursa'da olan bir olay da değil bu. İstanbul'da, Sakarya'da, Kocaeli'de bu Zafer Gazisi arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. İnşallah topyekun bir mücadeleyle, ilgiyle, alakayla, moralle, motivasyonla bunun da üstesinden gelecekler. Burada tabii biliyorsunuz aslında maddi anlamda hiçbir sorun yok. Gazilerimizin motivasyona, morale ihtiyaçları var. Dün bizim ziyaretimizde de biz bunu yakinen gördük. Onlara çünkü gerçekten minnettarız. Onlar bizim kahramanlarımız. Bu anlamda onları yalnız bırakmadığımızı görüyorlar. Moral motivasyonları daha bir yüksek seviyeye ulaşıyor. Biz bunun takipçisi, peşini bırakmayacağız. Ama tabii ki bizim elimizden gelen Bursa'daki gazi kardeşlerimiz. Ben eminim diğer illerdeki gazi arkadaşlarımızı da hem sizin aracınızla bilen, yeni öğrenen STK'lar,
olsun, diğer yerel yönetimler olsun ziyaretlerine gideceklerdir. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Çünkü biz iki devlet, bir millet olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Bunu da yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Tarih boyu Azerbaycan ve Türkiye her zaman kardeş olmuştur, birbirine yardımcı olmuştur. Hatta bu anlamda ben bir şeye de değinmeden geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin maddi anlamda zorlukları oluşmuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir Paşa'ya bir mektup yazarak Azerbaycan'dan nakdi anlamda borç istememiz gerektiğini söylediğinde Kazım Karabekir Paşa dönemin başkanına bir mektup yazarak Erman Ermanova Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti adına borç para istediğini iletmişti. Erman Ermanov o dönemde 500 kilo altın, milyarlarca Rus rublesi, nefs, gaz, benzin ne gerekiyorsa Türkiye elinden gelen yardımı yapmıştı. Akabinde Atatürk, Erman Ermanov'a borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye bir soru yönelttiğinde Erman Ermanov'un ağzından bu cümle çıkmıştı. Paşam, kardeş kardeşe borç vermez, ancak zor gününde yardım eder. Biz de şimdi bu şuur değerle elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda şunu da söyleyeyim. Karabağ Savaşı'nın başladığı günlerde biz Azerbaycan Türkleri olarak İstanbul'da toplanıp yaklaşık 55 bin dolar parayı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hesabına yatırdık. Tabii ki Azerbaycan'ın bizim nakdi yardımımıza ihtiyacı. Ama döneminde Erman Ermenov'un bizim Türkiye için yapmış olduğu yardıma manevi de olsa bir karşılık verme durumunu yaşadık. Bizi tabii ki çok mutlu eden bir olaydı. Bunu da bir anekdot olarak anlatmak istedim. Biz dün yani gazilerimizle, kahraman zafer gazilerimizle birebir çok da istişare, tanışma fırsatını yakalayamadık. Çünkü çok kalabalıktık. Ama bundan sonra demin de dediğim gibi onlara moral, motivasyon anlamında bazı programlar gerçekleştirmeyi hedefledik. Bunun da istişaresini yaptık. Karpat olarak, Dünya Karpat Türkleri Birliği olarak. Ama orada evet gönüllülerle de görüştük. Pırıl pırıl 22-23 yaşında benim yaşıma göre çocuk diyebileceğim çocuklarla da görüştük. Askerlerle de görüştük. Ama benim gördüğüm hani tam olarak ne derseniz fotoğrafı tam okumak anlamında gerçekten moral, motivasyon anlamında çok iyiydiler. Burada hastanenin yaklaşımı da çok önemli. Personel çok iyi davranmış gazilerimize. Güzeldi. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Yakamdaki rozeti ben onurla ve gururla taşıyorum. Bu rozet aslında dünyada yalnızca Azerbaycan Şuşa'da biten endemik bir bitkidir. Adı Harbil'dir. Takdir edersiniz ki Ermenistan tarafından zapt edilmiş, haksızca alınmış Karabağ'ın tekrar azat olunmasında çok önem taşıyan bir simgedir bu. Yalnızca Şuşa'da olduğu için de özgürlüğün sembolü olarak algılıyoruz biz bunu. Azerbaycan'da da öyle. Özgürlüğün sembolü olan arı bülbülü de ben onurla gururla taşıyorum. Azerbaycan! Karabağ! Azerbaycan! Karabağ! Azerbaycan!